dev markalar, gelişen ve büyüyen şirketler, ekonomiye yön veren iş insanları, yeni proje ve yatırımlar, şirketlerin istihdama katkısı, Türk sanayisi, iş dünyasındaki yeni gelişmeler, ödül alan iş insanları ve iş insanlarının hayat hikayeleri. Nurgül Yılmaz ile Ekomedya. Ekomedya programı tüm süratiyle devam ediyor. Sadece Manisa Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikaları veya Manisa'da ticaret yapan firmaları tanıtmıyoruz Ekomedya programında. Manisa Organize Sanayi Bölgesi'ne ve İzmir Organize Sanayi Bölgesi'nde üretim yapan fabrikaların tadilat, onarım, inşaat işlerini yapan bazı firmalar da var. Bunlardan bir tanesi de Modern Yapı. Güçlü kadrosuyla, eğitimli yetenekli kadrosuyla fabrikaların sıfırdan başlayıp inşaat işlerini, tadilat, onarım işlerini ve makinaların yerlerine oturtulmasına kadar bu önemli projeleri yerine getiren bir firma. Modern Yapı'nın yönetim kurulu başkanı Sayın Bedrettin Keleş, Ekomedya programının bu haftaki konuğu. Bedrettin Keleş ve ailesini önce tanıyacağız. Sonra bu firmalara nasıl bir hizmet veriyor, Ekomedya programı vasıtasıyla öğrenmenizi sağlayacağız. Fazla iş alıp da yüzümüze gözümüze bulaştırmak değil hedefimiz. Düzgün, az ve öz, emin adımlarla yürümek ve mahcup çıkmamak. Güzel bir itibar bırakmak, geriye dönmek. Ticaret ahlakının tüm ülkelerini harfiyen yerine getirmeye çalışan, dürüstlüğüyle sanayicilerin iş teslim etmekte kuşku duymadığı genç bir iş adamı, Modern Yapı'nın yönetim kurulu başkanı Bedrettin Keleş. 1977 doğumluyum. 2000 yılında evlendim. Başarılı bir eş. Çok desteği oldu hayatımda ve şeyimde. Gereken dersi zaten almıştık biz bu askerlik dönemindeki önceki çalışmalarımızda, inşaatlarda çalıştık. Baya belli bir dönemlerde Manisa'ya geliş etkeni ne oldu? İlk önce Türkiye'nin çoğu bölgelerinde gurbetçilik bir hayatımız oldu geçmişte. Bu 21 yaşına kadar, askerlik bitene kadar oldu. Askerlik bittikten sonra Öz Yapı Şirketler grubu var. Kocaeli'nde Erdil Bey, Erdil Balan, onun firmasında çalışıyordu. Bendeki o beceriyi, o şeyi Erdil Bey keşfetti. Erdil Bey'in vasıtasıyla onun firmasında bir sene, 7 ay ben kalfalık yaptım. Öz Yapı Şirketler grubunda. Oradaki o beceri Bilecik'ten gelme, yani Manisa'ya. İnşaatçılığı genelde orada öğrendik. Yani sanayiciyle hitabımızı orada öğrendik. Abat'ta gömlek fabrikası olsun, belli büyük Firelli falan vardı orada. Lastik firmaları vardı. Bilecik Hazır Beton kuruluşunda vardı. Bunlardan doğdu. Yani bir sanayiciyle çalışmak nasıldır orada öğrendim ben. O vasıtayla Ege bölgesinde İzmir'e geldim. İzmir'de çalıştım. O dönemde Manisa'ya normal aile evleri, bildiğimiz taadüt üzeri yani. Ya, ufak bir yoldan başladım, bir iş yeri açtım. Onunla hareket ettim. Çok uzun yıllar önce Ağrı'dan gelerek Manisa'ya yerleşmiş ve yavaş yavaş büyüyerek bugün İzmir ile Manisa Organize Sanayi Bölgesi'ndeki sanayicilerin güvendiği yapı şirketlerinin birinci sırasına yerleşmiş Modern Yapı ve Yönetim Kurulu Başkanı Bedrettin Keleş, sanayicilerle çalışmaya nasıl başladığını şöyle anlatıyor.
sanayide hep aklım vardı. Yani hep acaba ne yapabilirim bu fabrikalara, bu üretim yapan yerlere. Yani sanayicilerle iç içe olmak isterdim. Yani hep isteğim buydu. Yani bu insanlar bir sürü insana ekmek veriyor, bir sürü insana kapı açıyor. İstihdam yaratıyor. Ben bunlarla nasıl çalışabilirim? Ve bunlardan biri nasıl olabilirim? Hedef büyüktü ama adımlar küçüktü. Bu esnada işte polen tohumculukla başladı. 2004 yılında polen tohumculukta polen tohumculuğun sahibiyle karşılaştık. Onunla evinin tadilatını yaparken o arada fabrikasında bir iş çıktı. İlk adımı atmış oldum. O sanayi hayalime. O hayalim vardı yani. Bu hayalim de ne zaman? 2001, 1999, 98'de Bilecik'teki sanayi fabrikalarında çalışırken hep böyle bir hayalim vardı. İşte 2000 yılında evlendikten sonra bu adımı atabilirim. Nereye yerleşeyim, nereye gideyim? Arda oturuyordum o dönemlerde. Ya düşündüm. Ege bölgesine, İzmir'e geldim. İzmir'de çalıştım belli bir süre. Bir firmanın taşeronluğunu yaptım. Manisa'ya geldim. Manisa'yı tanıdım. İnsanı cana yakın, halkı cana yakın. Kültürü çok yabancılık çekmedim yani, başladım bir taraftan. Manisa'da dedim oturabilirim. Manisa'daki sanayi de gördüm. O arada Manisa'da çalışmaya başladım. Tabii ki bu Öner Bey ile, polen tohumculuğunun sahibiyle tanışmama vesile oldu. Bir baktım giden Kahraman Bey vardı, emniyet müdürüm, onun evini buyum. Bir baktım değişik büyük insanların işlerini yapıyor. Öner Bey de onlardan biriydi. Sanayiciler bir sürü insanımıza ekmek kapısı demektir. Yani bugün bir fabrikada 300 kişi, 200 kişi, 150 kişi çalışıyor. Ben de bunlara nasıl hizmet edebilirim bir düşüncesi vardı, bir hayali vardı. Ben kurumsal bir kimlik almak istedim. Kurumsal firmalarla çalışmak hevesim vardı. Yani o heves beni attı oraya. O hayal bir gerçek oldu işte. Yani başladım ondan sonra sanayiyle çalışmaya 2004 yılında. Serven 10 yıldır devam ediyor. Optimum'la oldu 2005 yılında, 2006 yılında. Optimum mühendislik modeli. Onunla idari bölümde çeşitli işler yaptık. Fabrikanın zeminlerinde yaptık. Eski yer, eski Optimum. Yeni Optimum'da bütün boyalarını biz yaptık. İşte makine temelleri bir iki tane vardı, yaptı. İdari bölümün içini yaptı. Bayağı bir çalışmalarımız oldu Abdurrahim Bey'le. Büyük bir destekçimiz oldu. Ondan sonra bu kurumsal kimliği zaten orada başlattık ilk adımları. Tirsan'la tanıştık. Mehmet Bey'le. Mehmet Bey Tirsan Kardan. Tiryakiler grubu. Kendi bünyesinde kirada olan işletmeleri vardı. Eski halı vardı. Tirsan 1'in yenileme projesi vardı. Onda bulundu. Tamamıyla yeniledik. O da makinaların temellerine falan başladık. Burada çoğu şeyi öğrenmiş olduk ve başarmış olduk gibi oldu. Destekleri hep arkamızdaydı. Biz zamanında işimizi yaptık, zamanında teslim ettik, güvence verdik. Tirsan bizim için büyük bir referans oldu. Polen tohumculuktan sonra, Optimum'dan sonra. Ondan sonra Olgun Çelik, Pınar Et, Pınar Süt, Abene Teknik Teacher, Modern Kalıp, Schneider Elektrik. Bunlarla sırayla tanıştık. FB Tekstil, Alperen Tekstil. Tabii İzmir'deki kurallarla da çalışıyoruz. Tabii İzmir'e de yansıdı. İzmir'de de ofis açtık. İzmir'de de hareketli bir çalışmanın içine girebildik. Büyük
firmalarla çalıştı ve zamanda işlerimizi teslim ettik. Mesela Pınar'da çok etkili oldu. Zamanda gece gündüz 7-24 bir çalışma sistemi olduğu için üretimi aksatmadan yapıyoruz. Modern yapı, endüstriyel, sosyal, eğitim, sağlık, özel konut ve kurumsal yapı inşaatları dahil, inşaat, tadilat ve sürekli bakımlar olmak üzere her alanda konfordan ödün vermeden profesyonel bir hizmet sunuyor. Manisa Organize Sanayi Bölgesi'ndeki sanayicilerin neredeyse yarısından fazlası tadilat, onarım ve hatta inşaat işlerini modern yapıya teslim ediyor. Modern yapı, Manisa Organize Sanayi Bölgesi'ndeki ve özellikle sanayicilerin yaptığı işleri destekleyen bir firma. Özellikle firmaların temelden inşaat işlerine başlıyor. Boya, badana ve tadilatını da Modern Yapı yapıyor. Modern Yapı'nın bu hizmetleri verdiği firmalardan bir tanesi de Modern Kalıp. Şimdi Modern Kalıp'ın yönetim kurulu başkanı var yanımızda. Ben kendisini tanımak istiyorum. Modern Kalıp yönetim kurulu başkanı Arif Eski. Modern Yapı size nasıl bir hizmet verdi efendim? Modern Yapı bize bu işletmenin, burası 3500 metrekare kapalı olan bir işletme. Biz buranın kaba prefabriğini yapıp Modern Yapı'ya teslim ettik. Tamamen Modern Yapı buranın inşaatın ince işlemini bize anahtar teslim olaraktan teslim etti. Yani bu binanın altyapısını ve inşaatını siz yaptırdınız. Evet. Modern Yapı'da hem boyasını hem iç tadilatını, odalarını, yer zeminlerini, kapı, pencere, doğrama, dışarıdaki komple bahçe düzenlemesi, tamamen ince işlerini, bir inşaatın ince işlerini ne gerekirse hepsini Modern Yapı yaptı. Ofisleri de mi Modern Yapı? Ofisleri de, hepsini, ofisleri de Modern Yapı yaptı. Peki efendim, Modern Yapı'nın size verdiği bu hizmetten dolayı siz memnun musunuz? Mesela zamanında iş teslimi yaptı mı? Şimdi Modern Yapı'ndan zamanında iş yaptı mı? Yaptı. Yani bizim için en büyük avantajı, yani işini düzgün yaptı, bir teslim etti. Tabii 3500 metrekare kapalı alan bayağı büyük bir alan. Yani kısa bilen, sonradan da sorunlanıyor. Yani geriye dönüşleri çok hızlı oluyor. Yani bizim burada bugün şu anda işletmeyle ilgili bir sorun olduğu zaman anında bir telefon, yani anında bir hizmet. Bunu öngörüm. Benim için en önemlisi bu zaten. Yani burası, çünkü bu sorunlar devamlı çıkacak, kırılacak, dökülecek. En önemlisi de bu. Yani gece demez, gündüz demez. Yani bir Modern Yapı'nın sahibi Bedrettin Bey'e bunu bir telefonla ulaştığımız zaman iyi bir ekibi var. Fazla bir ekibi var. Yani anında profesyonel bir ekibi var. Anında o şekilde geri dönüşüyor. Benim için en önemlisi de bu zaten yani. Yani iş bitti, ben işi teslim ettikten sonra kenara çekilmiyor. Yok, Modern Yapı. Kesinlikle işinin arkasında. Yani hatta bugün bile bir yerde bir sorunumuz olduydu. Portif kenara çarptı mesela aslında. Hemen bir saat sonra elemanları geldi. Hemen bir düzeltme işlemini yaptılar mesela aslında. Evet, işin sonunda işin arkasında duruyorlar. İşe teslim sahip çıkıyorlar yani. Şimdi baktığımız zaman bu saydığınız firmalar, bunlar dev markalar. Doğru. Bunlar sadece Türkiye'de değil, dünyada tanınan markalar. Oysa bu tür işleri yapan başka yapı firmaları da vardır. Fakat sizi tercih etmişler. Sizi aramışlar, sizi bulmuşlar. Evet. Siz onların işlerini yapasınız istemişler. Niye sizi tercih ediyorlar? Tercih sebeplerimizden en büyük şu: 7-24 hizmet veriyoruz, bir. İkincisi, taşeron firmalarla çalışmıyoruz. İşleri kendimiz yapıyoruz. Kendimiz, kendi elemanlarımız, kendi kadrolu elemanlarımız, kendi yetiştirdiğimiz elemanlarla çalışıyoruz. En büyük avantajımız o. Kar imajlarımız düşük olduğundan dolayı da, yani piyasaya baktığında piyasanın altında iş yapıyoruz. Sürekli olsun diye, yani süreklilik getirsin diye kar oranlarımız düşük olduğundan dolayı. Bir de hizmet. Hizmet çok önemli bu konuda. Nasıl önemli? Şimdi gece atıyor. Saat gece 3'te yağmur yağıyor. Hiçbir firmanın sahibi çıkıp da bir fabrikayı kontrol edemez. Benim yaptığım çatıda yağmur damlıyor mu, damlamıyor mu? Siz gidip kontrol ediyorsunuz. Biz gidip bunları kontrol ediyoruz. Gece 3'te, 2'de bizi arıyor, güvenliklere bilgi veriyoruz, talimat veriyoruz. Bize haber verin. Bilelim nereden ne var, ne yok, görelim. Ki gündüzde müdahale yapabilirim. Yeri geldim, gece müdahale yapıyoruz. Hangi tezgaha yağmur geliyor, hangi makineye yağmur geliyor,
su damlıyor. Gerekiyorsa üstünü örtüyoruz. Gece bile. Yani 7-24 çalışma sistemimiz olduğundan dolayı, zamanda yaptığımızdan dolayı, güvenilir olduğumuzdan dolayı doğalız yani. Her şeyden önce çok doğalız yani. Bu bahsettiğiniz dev markalar dünyaya mal olmuş markalar. Evet. Bunların referansını almak sizin için çok çok daha önemli sanırım. Önemli. Çok önemli. Bir de şunu şöyle izah edebiliriz. Tirsan Kardan diyeyim. Oradan bir örnek vereyim. Ben bunu sadece Mehmet Bey'in yeri olarak diye bakmıyorum Sayın Mehmet Bey. Burası orada çalışan 300 tane elemanın kurduğu bir kuruluş gibi bakıyorum. Bir ekmek kapısı. Yani bir ekmek kapısı, bir sürekli işçi alımı olan, sürekli çalışan yani sürekli kazanç içinde ülke için ihracat yapan bir firma mesela. Firma olarak bakmak değil yani toplumun malı aslında baktığın zaman. Yani bir firmayı bir kişiye bir insana mal etmek yanlış bir şey. Ben öyle görüyorum yani görüş açımı söylüyorum. Belki öyle değildir de. Tabii ki sahibi sahibidir ama bunu biz ne kadar desteklersek, bu insanlar, çalışanlar ne kadar desteklerse o kadar iyi yere varır firma. Daha başarılara imza atabilir. Yani o yüzden biz hep şey gözüyle bakmıyoruz. Yani hani biz gidelim de iş yapalım da para kazanalım diye gibi bir düşünce içinde de değiliz. Yani başarı. İlk hedefimiz başarı. Yani bir işi başarmak. Bir makinenin temelini zamanda yapmak. Zamanda üretime geçmesi, üretimi aksatmaması, stokta stoğunu eritmemesi. Amaç o. Olgun çelikte geçenlerde bir temel yaptık. Dediğimiz bir ay oldu. Başlayalım, teslim edelim de bir hafta oldu. Bu temel tamamıyla 1980 yılında Almanlar tarafından konulmuş iki tane kazan. Büyük kocaman işlem temeli. Alttan neyin ne olduğunu kimse bilmediği bir temel. Makinaların yüzeyi gözüküyor, alt tarafı gözükmüyor. Makina projelerin üzerinde bizim inşaat mühendisimizin çalışma sonucu inşaat projesini çıkarttı. 3.50 derinliğinde temeller, 265 metrekareyi kapsıyor, -62 zeminde. Ve bu temeli biz yaparken kuşkular içindeydik, endişeler içindeydik. Kazanlar söktüğümüzde altında ne çıkar, başka bir parça var mı, yok mu gibisine nasıl oturtturacağız? Söktük. Kazanlar söküldüğünde biz başında durduk. Aslında bizlik iş değil ama biz duruyoruz. O anda acaba altta bir şey çıkar mı, diğer temellere müdahale yapabilelim yani aksatmayalım. Gece olsa gece üretim aksatmayacak şekilde o temellere hazırlık yapalım. O makinaları. Söküldüğünde götürdük. Büyük kazanı götürdük. Yerine yerleştirirken herhangi bir aslikle karşılaşmadık. Milim milim. Makinenin bir parçası -62'de kalması gerekirken tüm -62'de kaldı. Ve çok büyük bir başarı oldu bizim için. Yani mutluluk verici oldu. Yani ben oradaki o huzuru parayla yani veya ekonomik boyutuyla tatamazsınız ki. Şimdi başarı çok önemli. Sonuca ulaşabildik. Sonuca ulaşabildik ve başladılar çalışmaya, üretime devam ediyorlar. Tabii, bu arada üretim devam ediyor. Ediyor. Yaparken üretim devam ediyor. Modern yapı ne yapar? Sadece inşaat işi mi yapar? Ama bildiğimiz kadarıyla inşaat işi yapıyorsunuz. Yani temelden alıp sonuna kadar inşaatı bitiriyorsunuz. Tadilat yapıyorsunuz, boya yapıyorsunuz. Aynı zamanda ıslak zemin kaplamalarını yapıyorsunuz, peyzaj işlerini yapıyorsunuz, cephe giydirmeleri yapıyorsunuz, çatı işlerini yapıyorsunuz. Size anlatın bize. Şöyle dile getireyim. Yani şimdi bir fabrikanın kurulmasından, yani temel aşamasından bitimine kadar da yol aldığımız firmalar var. Tabii ki bunu şöyle izah edebiliriz. Yani bu mutluluk verici sonuçlar nelerdir? Kaba bir inşaat yapmak, inşaatı bitirmekle bitmiyor ki. İnşaatlardaki, fabrikalardaki sorunlar tek o değil ki.
fabrikaların ana zemini, ağır serimi çalışıyor, hafif serimi, gıda mı mesela, örnekleyin pınarlar, pınar süt, pınar et, gıdayla uğraşan bir firma. Oralarda nasıl çalışabiliriz ona dikkat ediyoruz. Onunla yola çıkıyoruz. Yani hedefimiz hep içerideki çalışanı ve dışarıdaki müşteri huzursuz etmeyecek bir şekilde, rahatsız etmeyecek bir şekilde, üretim aksamayacak bir şekilde çalışmak. Yani bunun yanında güvenlik önlemlerinden tut, ikazlarından tut. Her şey önemli ki kurumsal bir firmada çalışmak, bir fabrikada çalışmak bir vatandaşın evini yapmaya benzemez. Bir bina yapmaya hiç benzemez. Fabrika olduğu için. Tesisatı farklı. Düşün yani. Her şey farklı. Isıtma soğutmadan bahsederken buna da başladık. Bu çillerlerin bağlantı sistemleri olsun, demir boruları olsun. Buna da yapmaya başladık. Şimdi şöyle bir şey var yani hani fabrikalarda ya normal vatandaşın yaptığı diğer piyasada dediğiniz gibi ilk etapta bahsettiğiniz gibi bir konut yapıp da para çabuk kazanılabilir. Ama bir fabrika yapmak yani para kazanmaktan ziyade bir eser bırakmaktır geriye dönük. Ve bunların içinde çalışma sistemi. Yani düşün bir makinenin temelini yapıyorsun, makine üretime başlıyor, parça üretiyor. Bunun başında çalışan 4-5 tane işçi bir makinede oluyor. Bunun sevkiyatı oluyor, kamyoncusu oluyor, bunun petrolü oluyor, mazotu oluyor, şuyu oluyor, buyu oluyor. Bir sürü yerden, bir sürü yere siniklasyonu oluyor. Konut kişiye hitap eden bir şey yani. Fabrika öyle bir şey değil. Fabrika tamamıyla ülkeye de yararı olan bir şey yani. Ülkeye çok katkısı olan bir şey. Burada Sayın Kereş, şunu çok merak ediyorum. Şimdi siz fabrikalara hizmet veriyorsunuz ve fabrikalar farklı sektörlerde imalat yapıyor. Yani bir tekstil fabrikasının kuruluş aşaması farklıdır. Bir beyaz eşya fabrikasının kuruluş aşaması farklıdır. Bir gıda fabrikasının kuruluş aşaması farklıdır veya ne bileyim bir inşaatla ilgili bir fabrikanın kuruluş aşaması farklıdır. Mesela bir briket fabrikası da farklı kurulur. Şimdi siz bu kuruluşları yaparken hepsini başarabiliyorsunuz. O zaman sizin bu çalıştırdığınız kadro her türlü fabrikaya hizmet verebilecek bir bilgiye ve yeteneğe sahip, bir bilgi donanımına sahip. Nasıl yapıyorsunuz bu kadrolarınızı, siz bir eğitimden mi geçiriyorsunuz ki bir gıda fabrikasının nasıl kurulacağıyla bir beyaz eşya fabrikasının nasıl kurulacağı arasındaki o bilgi farklılığını ortada birleştirebilir. Elemanlarımız komple eğitimli. Yani bir demirci demir eğitimini görmek zorunda. Bunun eğitimini veriyoruz. Sıvacı görüyor. Duvarcı görüyor, kalıpçısı görüyor. Bunlar bizim bünyemizde çalışan mühendis arkadaşlarımız var, mimar arkadaşlarımız var. Bunlarla toplantılarımız oluyor, değerlendirmelerimiz oluyor. Ve sertifikasız çalıştırmıyoruz. Önce eğitimini aldığımız elemanların komple eğitimini veriyoruz. Çekirdekten bizimle yetişen eleman kadromuz var. Bunun yanında da aldıklarımıza da eğitim veriyoruz. Kaç kişilik bir kadroyla çalışıyorsunuz? Şu anda 30 kişi. Eğitimlerle, kurslarla bunları ilerletip de yani iyice eğittikten sonra sahaya, inşaata veya fabrikaya gönderebiliyoruz. İlk etapta usta olsa bile yani bir çıraklık dönemi oluyor yanımızda. Yarış içindesin çünkü orada üretim yapmak zorunda. O makineyi getirdiği anda, makineyi kurduğu anda üretime geçmesi lazım. Bir makinenin temelini yapmak. Bunlar süre istiyorlar. Bunları biz tamamıyla planla gidiyoruz. Yani plansız hiçbir iş yapılmıyor. Bu süre bizim için çok önemli. Onlardan da bilgi alıyoruz. Bu programı yapmadan önce modern yapının nasıl çalıştığını araştırmasını yaparken özellikle şununla karşılaştım ve görüştüğüm birçok insanla sizinle ilgili referansları alırken işi zamanında teslim ediyormuşsunuz. Evet. Yani sözleşmedeki teslim süresi hangisi ise o sürede teslim ediyormuşsunuz. Nasıl başarıyorsunuz bunu? Bunu şimdi şöyle bir kısa örneğini vereyim. En son Olgun Çelik'te yaşadığınız
bir temel çalışmasında baktık. Mesai saati içinde yetişmeyecek. Yani 8-6'da çalışan eleman bunu bitirmeyecek. 6'dan sonra bir ekip daha kurdu. Gece 12'ye kadar. 12'den sonra bir ekip daha kurdu sabaha kadar. Bu çok önemli yani. Şimdi bunu başarmak derken yani biz bunu üretimi aksatmamak. Asıl hedefimiz o. Diğer kardeş firmalar olsun, rakip firmalar olsun. Onlarla bir şey değiliz yani. Onlar taşeron firmalarla çalıştığı için kütmemek amaçlı değil tabii ki bu konuşmamız. Taşeron firmalarla çalıştığı için sıkıntı yaratabiliyor. Bizim taşeron firmamız yok. Kendisi. Bütün elemanlar bünyemizde çalışıyor. Ve bizzat kendim ilgileniyorum. Bizzat kendim koşturuyorum. Kendim yapıyorum yani. Çoğu zaman kendim başında duruyorum. De çalıştığım ekibim yani grubum, ustalarım, arkadaşlarım, mühendis arkadaşlarımız, mimar arkadaşımız var. Bunlarla biz bir yani bir bütün, patron işçi yok bizde. Bizde bir bütünlük var. Son derece güzel diyebiliriz. Diyalogumuz çok önemli. O şey, o meyveyi oradan alıyoruz. Hayaldi. Ama şu var yani insanların çizgisi çok önemli. Yani bir yol çizeceksin hayatında. O yolda şaşmayacaksın. Bizim yolumuz dürüstlüktü. Ama hayalimiz de gerçek oldu. Tabii ki başaracağıma inanıyordum. Yani çocukken de o ruh vardı bende zaten. Ailenin yapısında da vardı o ruh bende. Başaracağımdan emindim yani. Hayatta bazı şeyleri mutlaka iyi yerlere taşıyacağıma emindim. İyi şeyler geride bırakmak önemli olan. İş adamlarının hepsini demeyelim, tenzih ederek konuşalım. Hı. Ama genelde bir bakış açısı vardır. Ben para kazanayım, işimi büyüteyim, ailemin bireylerine bırakabileceğim büyük büyük miraslarım olsun düşüncesiyle ticaret ahlakının o özelliklerine çok da sığmayacak işler yapabiliyorlar. Bazen hatalar yapabiliyorlar. Evet. Sizi sabahtan beri çekimler yapıyoruz. Sizi çok iyi gözlemledik. Sizde o vicdan denen olgu oldukça yüksek. Para kazanayım, gerisi önemli değil. Az önce de tekrarını yapmıştık. Bu yargı sizden çok uzak. Firmaların sizi tercih etmesindeki bir başka sebep de bu dürüstlüğünüz ve yaptığım iş kaliteli olsun. Nokta atışı hedefine ulaşsın olgusu var sanıyorum ki. Ailenizden aldığınız bir terbiye. Şimdi böyle bir şey var. İtibar çok önemli bir şey. Hayatta en önem verdiğim şey itibardır. Şimdi bütün dünya senin olsa itibarın olmadıktan sonra hiçbir şeyin kıymeti yok. Biz itibar bırakmaya çalışıyoruz. Demin de bahsettiğim gibi yani geriye dönük bu dünyada hepimiz göçer gideriz. Ama neyle anlıyoruz? Neyle? Önemli olan budur. Geriye bıraktığımız itibar bizim için çok önemli. Bir marka olabilmek. Yani bir marka olabilmek, bir itibar sahibi olabilmek. Belki ekonomi gücüm bugün diğer firmalar kadar büyük olmayabilir ama itibarım çok büyük. Ona eminim, ondan eminim. Bu bize çok katkı sağlıyor. Dürüstlüğümüzden. İş bağlantıları yaparken zorlanıyor musunuz efendim? Hayır. Yani çok doğalım. Şimdi bir şeyin bir fiyatı var. Belli bir değeri var. Örnek vereyim yani. Bir şeyin değeri 25 kuruşsa sen buna 50 kuruş dediğin zaman yani bir durmak lazım. Yani karşıdaki insanlar da bunu biliyor. Kendine yaparsın. Bir sefer yaparsın. Yani bir firmayla bir sefer çalışabilirsin o zihniyette olduğun zaman. Önemli olan bunun devamlı. 25 ise önemli olan bunu 24'e mal etmek. 24'e hizmet vermek. Şimdi bu çok önemli bir şey. Yani her şey para demek değildir. Ekonomik değildir.
itibar önemli onlar. Evet. Aynı zamanda da istihdam yaratabilmek için çaba sarf ediyorsunuz. Yani tabii ki. Modern yapıda şu an 30 kişiye yakın bir personel çalıştırıyorsunuz. Evet. 30 kişi demek, 30 aile demek. Evet. 30 ailenin eline ekmek götürmesine imkan tanıyorsunuz. Ama büyürken de daha fazla insan çalıştırabilmek maksadıyla büyüme hedeflerini istiyorsunuz. Çok güzel bir şeye değindiniz. Şimdi bu nasıl bir şey? Şimdi 30 kişiye biz istihdam sağlıyoruz. Önemli olan bunu yavaş, emin adımlarla 40-50'ye çıkartmak. Ama itibarını kaybetmeyecek şekilde, düzgün bir şekilde, düzenli bir şekilde. Tabii ki bu daha bir huzur verici bir şey. 30 kişiyle bitmiyor ki. Malzemecisine var mesela. Sizin çalıştığınız bağlantılı firmalar da var. Var tabii ki. Tabii ki. Onlara da iş veriyoruz. Bizim malzeme alışverişi yaptığımız esnaf arkadaşlarımız var. Yani bunlara bakarsan o malzemelerin üretimine kadar bizim de gene faydamız oluyor. Yani bir 30 kişiyle sınırlı olan bir şey değil. Devlete olan katkılarımız var. Eğitime olan katkılarımız var. Bunları tabii ki burada isimlendirmek istemiyorum ama bir sürü yere de böyle katkılarımız da var. Elimizden geldiği kadar yapıyoruz. İnsan çalıştırmak çok güzel bir şey yani, çok huzur verici bir şey ama patronluk taslamak değil yani. Çalıştığım arkadaşlarımla biz arkadaş gibiyiz. Yanında çalışan insanlar benden bir parça gibi. O bizi ileriye götürüyor zaten. Tabii bu çalışma sisteminin içerisinde iş sağlığı ve güvenliğe de çok önem veriyorsunuz. Kesinlikle. Kesinlikle iş güvenlikçimiz var bünyemizde çalışan. Ve her zaman şuna çok önem vermişiz. İnsanın canı çok önemli bizim için. Yüce Rabbim yarattığı her şey bizim için önemli. Tabii ki insanlar daha değişik. Çok sahipleniyoruz. İş güvenlikçimiz var, doktorumuz var, hemşiremiz var bu kadronun içinde. Tamamıyla sağlık raporlarını alıyoruz. Bu arkadaşlarımızın eğitimlerini veriyoruz. Sağlık kayıtlarını alıyoruz. Geçmişe dönük araştırmalarını yapabildiğimiz kadar yapıyoruz. Bunlar önemli şeyler. Ve bunda da bayağı bir ilerleme sağladık yani. Bayağı bir şey yaptık yani. Hani bugün kurumsal firmalarda çalışıyoruz. Ars eriyle çalışıyoruz bu firmalar. Sportif geçiyor orada 30 ton, 20 ton tırlar geçiyor, kamyonlar geçiyor. İşçi dalgın olabilir, çalıştığı ortam sesli olabilir, gürültülü olabilir. Bunlar genelde tehlikeleri çok farkına varmayabilir. Varmayabilir yani, biz bunları hep denetliyoruz. Başında mutlaka iş güvenlikçimiz var, firmanın kalfası var. Bunlar çok önemli şeyler. Yani büyüme hedefleri arasında firmanızın bir planlama yaptınız mı? Yani modern yapı nereye doğru gidiyor? Daha büyük bir hedefimiz var tabii ki. Bununla ilgili çalışmalarımız var. Ya Manisa'yla yetinmekte İzmir'de de ofisimiz var. İzmir'de de çalışmalarımız var. Şu anda oradaki ofis kadromuz da çok hızlı çalışmalar içinde ve aynı zamanda altyapı yani ofis üst düzey beyaz yaka dediğimiz elemanların haricindeki usta kadromuz. Onu da orada yetiştiriyor şu anda. İzmir'de de bayağı bir faaliyetlerimiz var. Ege bölgesinin tamamını aşmayı düşünüyor musunuz? Şu anda hedeflerimizin içinde İzmir, Manisa, Tire. Manisa, İzmir'in ilçeleri var, Manisa'nın ilçeleri var. Tabii ki bu şeye bağlı bir şey. Hani yapabildiğimiz kadar, insanlara mahcup çıkmamak, yetişebildiğimiz kadar. Yani çok fazla iş alıp da hayır, kesinlikle üstesinden gelemeyecek bir aşamaya getirmektense yapabileceğimiz kadar yetiniyoruz ve sözümüzün eri olmak istiyoruz. Evet. Sözümüzde durmak istiyoruz. Bizim hedefimiz o. Yavaş adımlarla çizgimizden şaşmayacak şekilde onunla yürümeye çalışıyoruz. Manisa Organize Sanayi Bölgesi yatırım yapılabilir sanayi bölgeleri arasında birinci seçildi. Evet. Türkiye'de 3. Organize Sanayi Bölgesi olma özelliğini taşıyor. Evet.
Dolayısıyla yatırım yapacak olan firmaların gözü Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nde. Doğru. Arsalar da müsait. Gerçi imar problemi var şu sıralar ama onlar da aşılmaya çalışılıyor. Şimdi diyelim ki bir yatırımcı firma Manisa Organize Sanayi Bölgesi'ne geldi, arsasını beğendi, oraya bir fabrika kurmak istiyor ve size bir şekilde referanslarınız sayesinde ulaştı. Evet. Ve size dedi ki, ben buraya bir fabrika kuracağım, arsam budur, projem de budur, yapın bu işi bana dedi. Siz anahtar testini sıfırdan başlayarak ta çatısına kadar bu işleri yapabiliyor musunuz? Tabii ki. Şimdiki büyüme hedeflerimizin içinde en büyük hayallerimizden biri de odur. Şimdi bünyemizde çalışan zaten mühendis arkadaşlarımız var, mimar arkadaşlarımız var. Kendimiz de bu işin şimdi bir işletmenin ihtiyacı nedir? Biz işletmenlerin içinde olduğumuz için daha iyi ve net biliyoruz. Fabrikanın temelinden tut, harfiyatından tut, zemin soketlerinden tut. Temel açması da tabii. Prefabrini kurabilecek güçteyiz. Hı hı. Yapabiliriz. Hedeflerimizin içinde ve Allah nasip ederse 2015 yılı en büyük hedefimiz o. Arsa sahibi, yatırımcı kardeşimiz, abimiz projesiyle veya biz projesini de çizdirebiliriz. Projesini de çizebiliyoruz. Ve yani oradaki imar durumu neyse ona göre, o 4. bölgede mi, orta ölçeklide mi, nerede, nasıl istiyor, onun durumunu, arsasını aldık, projesini de çizdirebiliriz. Ve o aşamalarda harfiyatından tut, zemin soketlerinden tut, prefabriği, giriş kapları olsun, altyapı hizmetleri mesela, bütün anahtar teslim bir şekilde verebiliriz. Fabrikayı sıfırdan yapabiliriz. Bunun artı mesela çalıştığı işle ilgili makine planlanması mesela plan yerleşim planını da verirse temeller varsa onları yapabiliyoruz. Yani sıfırdan bir işletme kurabilecek durumdayız şu anda. Biz şimdi şu anda zaten hazır faaliyette bulunduğumuz çalıştığımız firmaların yaptığımız işler bir fabrikanın sıfırından tut temeline kadar çatısına kadar olan işlerdir. Bunlar şöyle izah edeyim. Bir altyapıda ne sorun var? Neler oluyor? Tıkanma oluyor. Yağmur taşınmıyor. Altyapı çökmüş. Bunları yenileyebiliyoruz yerinde. Yapıyoruz. Lugarından tut, korge borusundan tut, hepsini yapıyoruz. Zemin epoksi boyalarını yapıyoruz. Demir dorama işlerini yapıyoruz. Yağlama sistemleri, havalandırma sistemlerini, su, temiz su sistemlerini, kanalizasyon sistemleri, atık sistemleri, hepsini yapıyoruz. Cephe giydirmeleri. Cephe giydirmeleri olsun, fabrikaların mesela çatıları olsun. İçeride aklına ne geldiyse, PVC dorama olsun, ofisler olsun, bölümler olsun, bunları hep tek tek elden geçirebiliyoruz. Ve yapıyoruz. Yenisini de yapıyoruz. Mevcut, yani bunu da, mevcut fabrikaları da yenileyebiliyoruz. Yeniliyoruz. Zaten bununla başladık işe. Hı hı. Metal işleri yapıyor musunuz efendim? Tabii ki metal işlerini de yapıyoruz. Mesela demir dorama işi olur. Veya bir makinenin altına bir parça yapılacak. Bunları yapabiliyoruz. Mesela tavalar oluyor. Yağlar taşmasın diye. Bunları yapıyoruz. Bunun yanı sıra hava sistemi mesela borusunu komple kurabiliyoruz. Su sistemi, soğutma sistemi yapıyoruz. Yağ sistemleri var, bunların borularını falan döşüyoruz. Zaten çekirdekten yetiştirme, yani şu andaki çalıştığımız firmalarda elemanlar bunların hepsini biliyor. Çalışan 30 kişi kadronun içinde bunu, yani bir fabrikada bir ustamız birkaç işi becerebiliyor. Eğitimlerini aldıkları için ve yetiştikleri için çok güzel bir kadromuz var. Yani bu konudan emin olduğumuz için, yani sıfır bir bina yapmak bizim için daha basit. Tablet yapmak zor. Bir fabrikanın içinde bir duvar kırıyoruz. Bir taraftan üretim devam ediyor. Yanında milyon dolarlık bir makine var. Sen üstte 6 metrede duvar kırıyorsun.
Önemli olan o makinenin zarar görmemesi. İşimiz. O mu zor yoksa yeni sıfırdan bir duvar yapmak mı zor? Çünkü onun için bizim için yani şu anda bir sıfır fabrika yapmak bizim için daha basit. Yaptık. Yani yaptık. Onlar daha basit geldi bize. Orta ölçekliyle kaç tane firmanın sıfırdan komple biz yaptık. Ama hiçbir zorluk çekmedik. Daha kolay geldi. Daha yani çünkü projede olan bir şey, projeli olan bir şey, neyin ne olduğu belli olan bir şey. Şimdi şeyde, taahhüt işinde öyle değil. Makinaların arasında üretim bir tarafta devam ediyor, bir tarafta sen makina temeli açıyorsun. O gürültünün içinde, o sistemin içinde onu yapmak daha zor. Şimdi de şu var, yani sıraladığın zaman inşaatla ilgili taahhüt de olsun, yani sıfırdan olsun, bir fabrikanın bütün işini yapabiliyoruz. Bunu sınıflandırmak gerekiyorsa tek tek söyleyeyim size mesela. Altyapı sistemlerindeki arızalar olsun ve içeride vecelerdeki tadilatları olsun, zemin epoksi boyaları olsun, çatıları olsun, araya bir bölme yapmak istiyorsa, fabrikayı bölmek istiyorsa, ofis yapmak istiyorsa, bir formenle bir şey yapmak istiyorsa, bunları hep yapıyoruz biz. Hı hı. Aynı zamanda sıva, badana, boya işleri. Tabii ki yani bu inşaat yeni en eski mevcutların komple yapıyoruz şu anda. Öyle bir çalışmamız var. Zaten eskiyi canlandırıyoruz. Yatırımcı firmalara neler söylemek istersiniz? Manisalara vermek istediğiniz mesaj nedir? Şimdi polen tohumcuna başta olmak üzere Öner Yeşilkaya'ya, Sayın Öner Yeşilkaya'ya, Optimum Mühendislik, Abdurrahim Aslan'a, Tirsan Kardan ve Tiryakiler Grubu, Sayın Mehmet Tiryaki ve Modern Kalıp'ın sahibi Arif Bey, hepsine sonsuz ve isimlerini burada sayamadım 16 tane firmanın işletme müdürlerine ve sahiplerine sonsuz teşekkürlerimi sunarım. Onlarla biz varız, onlar da bizimle var. İyi emin şeyler bıraktık. Her zaman önem verdiğimiz şey kalite başta olmak üzere güzel bir itibar bırakma, zamanda işleri yapma, huzurlu olabilmek. O bizim için en büyük huzur budur yani zamanda işleri yapıp teslim etmek. Şimdi şöyle bir şey var. Bunu duyan, bizim referanslarımızı duyan diğer işletmelerin sahipleri olsun, müdürleri olsun kolaylıkla bizi buluyorlar. Rahatlıkla bizi bulabiliyorlar. Gönlümüz açık, yolumuz açık, emin adımlarla yürüyoruz. Fazla iş alıp da yüzümüze gözümüze bulaştırmak değil hedefimiz. Düzgün, az ve öz, emin adımlarla yürümek ve mahcup çıkmamak. Güzel bir itibar bırakmak, geriye dönmek. Bu 16 firmaya sonsuz teşekkürlerimi sunarım. Sanayicinin üretimini aksatmadan hizmet veren Modern Yapı, konfordan ve kaliteden ödün vermeden, dinamik ve ileri teknolojisiyle sanayi kuruluşlarına 7/24 hizmet vermeye devam eden ve sürekli kendini yenileyen bir vizyona sahip. Modern Yapı, üst yapı müteahhitlik, alt yapı müteahhitlik, her türlü tamir, yenileme, tadilat, zemin kaplamaları, epoksil, ıslak zemin kaplamaları, laminant parke, boya, badana işleri, kanalizasyon yapımı, onarımı ve açımı, çatı aktarımı, kiremit, panel, saç, ondülin, galvanizli, trapez, saç, baca olmak üzere yeni çatı yapımı, yağmur, dere ve iniş boruları, sanayi makina ve ekipman temizlik ve boyaları yapımı, duvar kırımı, yapımı ve sıva işleri, demir ve alüminyum doğrama, sıhhi tesisat, fabrika işlerine asma kat yapımı, alüminyum bölmeler, beton kesimi, çelik hasır ve beton döşenmesi, harfiyat taşınması, çatı, duvar ve boru izolasyonu yapımı, rampa betonların tırtıklanması, trapez saç tavanın ve çatının endüstriyel boya ile boyanması, kilit taş döşemesi, bordür taş döşenmesi ve boyanması,
yeraltı elektrik kablosu döşenmesi, laboratuvar yapımı, sanayi makinalarına yer hazırlanması, kaide yapılması, tuvalet ve banyo tadilatları, tezgah, denizlik ve eşik mermeri yapılması, havalandırma baca temizliği, bahçe çimi yapılması hizmetlerini veriyor. Tüm dünya senin olsa itibarın olmadıktan sonra hiçbir şeyin kıymeti yok. Biz itibar bırakmaya çalışıyoruz. Teşekkür ederim bizi uygun gördüğünüz için, misafir ettiğiniz için, bu kadar emek harcadığınız için Manisa Medya'ya teşekkür ederim. Tabii ki Manisa Medya da bizim için çok önemli. Manisa da önemli. Uydu'da tek yayın yapan, tek televizyon olduğu için bütün dünyada izleniliyor. Hepimizin sahip çıkması lazım. Ben size çok teşekkür ederim. Eko Medya'da bu haftaki konuğumuz Modern Yapı'nın Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Bedrettin Keleş'ti. Sadece Manisa Organize Sanayi Bölgesi'ni değil, İzmir Organize Sanayi Bölgelerine de hizmet veriyor Sayın Bedrettin Keleş ve firması Modern Yapı. 30 kişilik kadrosuyla bir fabrikayı sıfırdan, temelden alıp çatısına kadar yapabilen çok deneyimli bir kadroya sahip Modern Yapı. Manisa Organize Sanayi Bölgesi'ndeki ve İzmir Organize Sanayi Bölgelerindeki firmaların Modern Yapı'yı tercih etmelerinin en baştaki sebebi de kaliteli bir işletmeci ve hizmet vermesi, aynı zamanda aldığı işi zamanında teslim edebilmesi. O zaten referanslarını kendisi sağlamış durumda. İşte bunun en büyük sebebi de kalitesi ve zamanında iş teslimi. Önümüzdeki hafta Eko Medya'da başka bir firmamız ve o firmamızın yönetim kurulu başkanı olacak. Hoşçakalın efendim. Dev markalar, gelişen ve büyüyen şirketler, ekonomiye yön veren iş insanları, yeni proje ve yatırımlar, şirketlerin istihdama katkısı, Türk sanayisi, iş dünyasındaki yeni gelişmeler, ödül alan iş insanları ve iş insanlarının hayat hikayeleri. Nurgül Yılmaz ile Eko Medya.